Şöyle söyleyeyim, yaklaşık 1,5 yıldır kendileri benim kiracım, vasisi olan kişi. 1,5 yıldır o vasi, o teyzeye de bakıyor benim evimde kiracım olarak. Yaklaşık 4 ay öncesine tam emin değilim. Kadın normal bir şekilde geziyordu, hiçbir problemi yoktu. 4 ay öncesi ya düştü ya düşürüldü, tam emin değilim, bilmiyorum. Kadın yatalak oldu. Hastaneden yürümesi gerektiğini söylendi. Kadın yürüyecek halde olmadı, yani yürüyemedi, yatalak oldu. Bu süreçte benim eşim sürekli kendisi kiracıma yardım edip işte o kadını, yaşlı kadını yıkıyordu, temizliyorlardı beraber. Ondan sonrasında yaklaşık bir ay öncesine kadar benim eşim aşağı inmedi, hiç görmedi. Benim şikayet ettiğimden bir gün öncesi eşim aşağı indi. Kendisinde, yaşlı kadında morluk olduğunu fark etti, fakat vasisi kadın içeri almadı eşimi. Ondan sonraki süreçte bana söyledi. Ertesi gün tekrar eşim aşağı indiğinde balkona battaniye düşürmüş. Benim çocuğumla beraber aşağı inmiş. Vasisi olan kadın evde yokmuş. Kızı varmış, %60-%70 kulaktan engelli olan kızı. Babaanne diye seslendiğimiz yaşlı teyze benim çocuğuma Ediz diye seslenmiş. İçeri girdiğinde eşim o kadının yüzündeki morluklarla karşılaşmış. Kadınla konuşmaya çalışmış, konuşmuş, fotoğraf almış, ses kaydı almış, beni dövdüğünü söylemiş her şekilde. Ben de Ali 183 hattını arayıp şikayetçi oldum. Ertesi gün 183 hattı geldi, sosyal hizmetler. Kadını hastaneye yatırdılar. Hastanede bir gün kaldı. Hastane altına yaptığı gerekçesiyle Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bunu almanız gerektiğini olduğunu söylemiş. Sosyal hizmetlerde kalacak yer olmadığından sebep tekrar darp ettiğini ben düşündüğüm kadına vermişler geçici olarak yer bulasıya kadar. Ben de bu konudan muzdarip olup sizlere başvurdum. Sizler sayesinde inşallah bu kadın iyi bir yere gelecektir diye düşünüyorum. Şu an alınmış ama ben vasisi olan kadının da herhangi bir ceza almasını istiyorum.